Şehit Kamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuzeyşehir Ünite Merkezi hizmete açılıyor. İçerisinde pazar yeri, kütüphane, çocuk kütüphanesi, bay bayan taziye evi, kurs merkezi, dükkanlar ve açık otopark bulunuyor. Bu güzel tesisini hep beraber açıyoruz. Hayırlı olsun, helal olsun, bismillah. Vatandaşın talebi üzerine Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu'nun yapımını başlattığı Kuzeyşehir Ünite Merkezi kısa sürede tamamlanarak yoğun katılımlı halkın kullanımına açıldı. Açılış töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı. Kuzeyşehir hızla gelişiyor, gelişirken de ihtiyaçları değişiyor. Gördüğümüz sosyal tesisler, dükkanlar da sizin talep ettiğiniz önemli tesislerdi. Hem Büyükşehir Belediye'miz hem ilçe belediye'miz bu anlamda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Gezerken okulla ilgili talepleriniz oldu. Bizim bakış açımız şöyle. İbrahimli'de olan her şey Kuzeyşehir'de de olacak. İnşallah tamamlanan okullarımıza ilave eden, devam eden okullarımız var. Eksik olan okulları da Mayıs'ın birindeyiz. Mayıs'ın sonuna kadar başlayacağız. 9. ayda da inşallah 120 gün içerisinde tamamlayacağız. Kuzeyşehir'de okulla ilgili hiçbir eksiklik kalmayacak. Hastaneyle ilgili 500 yataklı hastane bu yıl ihaleye çıkacak. Sağlıkla ilgili de problemimiz kalmayacak. Karakolumuz inşaatı devam ediyor. Sağlık ocağımız tamamlandı. Diğer eksikleri de inşallah kısa sürede tamamlayacağız. Açılış töreninde konuşan Adalet Eski Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdülhamit Gül şu ifadeleri kaydetti. Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu çok güzel bir eser ortaya koydu. Ben kendisine hasreten çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetinde milletimiz ne istiyorsa, milletimizin ne sorunu varsa o sorunu çözmek bizim boynumuzun borcudur diye bir yaklaşım vardır. AK Parti olarak bizim siyasetimiz budur. Hemşehrilerimizin ne sorunu varsa onlarla beraber bu sorunu çözmek bizim siyasetimizin amacıdır. İşte burada sağlık ocağı çalışmalarımız devam ediyor. Burada özellikle yine önümüzdeki dönemde ev hanımlarımızla ilgili de çok önemli bir müjdemiz var, çalışmamız var. İnşallah 14 Mayıs'ta sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımız yeniden başımızda olduğunda, Cumhurbaşkanı seçildiğinde, AK Parti'ye güçlü bir destek sizler tarafından verildiğinde önümüzdeki dönem kadınlarımız için yeni bir sayfayı başlatıyoruz, açıyoruz. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şu şekilde konuştu. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs işçi bayramı, emekçi bayramı, dayanışma bayramı, sevgi emektir, sevgi emektir. Emek verdiğiniz şeyi seversiniz. O yüzden biz emekçileri, işçileri, eli nasırlı, helal kazançla evine ekmek götüren bütün annelerin ve babaların ellerinden öpüyoruz. Gününüz kutlu olsun. Burası çok önemli bir mekan. Diyor ya, eserleriyle konuşan bir liderimiz var. AK Parti siyaseti eser siyasetidir. İcraat siyasetidir. Hizmet siyasetidir. Benim ne dediğimin önemi yok. Senin ne yaşadığın önemi var. Bir saat içerisinde bu kadar insan buraya geliyorsa AK Parti umuttur. AK Parti 14 Mayıs'ta yeni bir zaferin habercisidir. AK Parti gelecektir. AK Parti çocuklarımızın en güzel yüzyılını inşa edecektir inşallah. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kuzeyşehir bölgesine yapılan merkez hakkında da GRT mikrofonuna şunları kaydetti. Gaziantep ve Şehit Kamil her şeyin en iyisine layık. Özellikle Kuzeyşehir'de 5,5 milyon metrekare alan üzerinde 50 bin konut projesi adım adım ilerliyor. Tabii bu projeler devam ederken vatandaşımızın ihtiyaçları da farklılaşıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu bölgede pazar yerine ihtiyaç var. Kütüphaneye ihtiyaç var, taziye evine ihtiyaç var, kurs alanına ihtiyaç var, yine umuma hizmet edebilecek dükkanlara ihtiyaç var dendi. Planlama neticesinde şu anda 4600 metrekare alan üzerinde yaklaşık 5500 metrekare bir inşaat alanımız var.
Bunun içerisinde 80 pazarcımızın alışveriş yapabileceği bir nokta, 11 tane değişik sektörlerde hizmet edecek dükkanımız, bir gençlik kütüphanesi, bir kurs alanı, bay bayan taziye evleriyle bir kompleks olarak milletimize hizmet edecek. Kuzeyşehir Gaziantep'in hakikaten yeni gelişen yüzü. Bizim Şehit Kamil olarak nüfusumuz da ağırlıklı olarak kuzeye doğru akıyor. Şu anda deprem konutlarıyla birlikte yapılan projelerle daha da genişleyecek.